Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugünkü konuğumuz Silivri Cezaevi Başhekimi Sayın Abdullah Keskin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Ben sadece titrinizi Silivri Cezaevi Başhekimi olarak aktardım. Ama tabii ki bir tıp doktorusunuz. <laughs> tıp doktoruyum. Ve e, izleyicilerimiz biz sizi kendi dilinizden tanımak istiyoruz. Öncelikle Sayın Abdullah Keskin kimdir? İstanbul Silivri Cezaevi'nin başhekimiyim ben. Başhekimlik mesleğiyle ilgili gelen sorulara, mukadder sorulara cevap vereyim. Bunlar içerisinde başhekim nedir? Bir hastanede ne görevi vardır? Başhekim diğer doktorları eğiten değildir. Diğer bütün doktorlardan daha iyi ameliyat yapan adam da gene değildir doktorların ağası da değildir. Başhekim e, doktorların şikayet makamı da değildir. Şimdi hatalı yaklaşıma göre e, başhekim yanına çıkıp da bir doktordan bahsettiğimizde bu doktor şu işleri yapmaya veya bu işinde yeteri kadar başarısız. Bunun yeri ülkemiz olanaklarının ve devletimizin sağlık bakanlığının sağladığı hasta hakları birimidir. Peki kendisine gelen bu gibi isteklere başhekim nasıl karşılık verir? Başhekimler genellikle çok şefkatli adamlardır. <laughs> İyi niyetlilerdir. Gelen kişiyi karşısına alıp dikkat eder ve ona çay ısmarladıktan sonra şikayetlerini alır. Yani kendisinin bulunduğu makamdan ayrılıp bir sağlık memuru rolünü üstlenerek hasta haklarının yapılması gerekenleri kendisi orada alır. Bütün şikayetlerini, şikayet dosyasını, yasal işlemleri, süreçleri planlar ve hasta haklarına teslim eder. Dolayısıyla Yapmaya bu başhekimin olmadıkları. Başhekim peki nedir? Başhekim, ülkemizin, devletimizin sözleşme imzaladığı, memur olmayan sözleşme imzaladığı profesyonel yöneticidir. Ee, Sağlık Bakanlığımız ülkemizdeki her devlet hastanesine bir rol belirlemiştir. Bu devlet hastanesi daha çok kadın doğru kadın doğum ve çocuk üzerine gidecek. Bu devlet hastanesi daha çok orta bir üzerine gidecek. Bu devlet hastanesi daha çok işte e, mesela sevki azaltacak gibi. İşte Sağlık Bakanlığı'nın her devlet hastanesine verdiği rolü karşılayabilecek yetenekteki yöneticilere davet eder ve onlarla bir checklist verip 2 iki senelik, iki buçuk senelik sözleşme imzalar. Ben de ülkemizin sözleşme imzaladığı yöneticilerden birisiyim. Başhekim olur. Böylece biz 2 sene içerisinde devletin bize vermiş olduğu, hastanemize vermiş olduğu bu yönetim görevini, Hastanenin istenen rakamları e, karşılamakta görevliyiz. Başhekim budur. Evet. Gerçekten çok samimi bir başhekimsiniz. Teşekkür ederim. <laughs> e, kafamızdaki başhekim olgusunu da çok farklı bir şekilde yönlendirdiniz. Bundan sonrasında zaten e, başhekimlerimizi hepsini çok seviyoruz ama biraz daha farklı bir şekilde bakacağız Hı. ve biraz daha farklı bir şekilde kapılarını çalabileceğiz. <laughs> o endişe, o korku, evet. o gerginlik olmaksızın evet. çünkü e, inanıyoruz ki sizin anlattığınız samimiyet derecesinde yufka yürekli insanlar. Hep söyledir hep söyler. <laughs> Evet, çok hassas bir soru. Siz nerede başhekimlik yapıyorsunuz? Ben İstanbul Silivri Cezaevi'nde başhekimlik yapıyorum. Evet. Sanıyorum bu sorunun cevabı sadece bu kadar olacak. <laughs> evet. Daha evet. detaylı cevaplayamıyorum maalesef. Evet. Ee, tabii ki saygı duyuyoruz biz de bu teşekkür konuda. Ederim ee, biz teşekkür ediyoruz. Ayrıca biz gerçekten teşekkür ediyoruz size. Bu kadar hassas bir makamda bulunarak e, davetimizi kırmayıp burada bulunduğunuz için. Elbette. Ya paylaşımda her zaman iyi netice olur. Her zaman. O yüzden bir kişi paylaşım için davet edildiğinde gitmeli. Ben de o yüzden elbette paylaşım için geldim. Ne kadar güzel Hı. diyoruz bir görüş açısı. Peki sizi projelerinizle tanıyoruz. Ve biz de bu araştırmamızı yaparken sizin projelerinizden yola çıkarak ulaştık size. O yüzden tüm izleyicilerimizin de bu projeden haberdar olmasını istiyoruz. Dinliyoruz sizi. Proje esasen Sağlık Bakanımız Recep Akdağ'ın Sayın Recep Akdağ'ın göreve geldiğinden beri senelerdir dile getirdiği bir proje. Kronik hastalıkların engellenmesine yönelik obeziteyle mücadele. Hı hı. Şimdi bizim ülkemizde rakamları olabildiği kadar küçük anlayabil, anlaşılabilir seviyede düşündüğümüzde ülkemizde her 8 insandan birisi diyabet hastası. Her 5 insandan birisi şişman. Her 3 insandan birisi de tansiyon hastası, yüksek tansiyon hastası. Evet. Şimdi 8 insandan biri diyabet hastası demek yani bir metrobüse veya otobüse bindiğinizde içeride dört tane debitli var demek. Bulunduğunuz vagonda sadece. Bu, bu çok yüksek bir rakam. Hele ki kendi ilaçlarını tamamıyla üretemeyen bir ülke olduğumuzu düşünürsek, dışarıya, Avrupa'ya yüksek miktarda sırf bu kronik hastalıklar yüzünden bir de ekonomik bir e, bağlılığımız var anlamına geliyor. Yani hastalıkların yalnızca medikal, bedensel, organsal komplikasyonları yok. Hastalıkların maalesef bir de ekonomik komplikasyonları var. Bir insan sağlıklı bir hayat uzun süre devam ettirdiği müddetçe hem kendi organlarına ve e, toplum içerisindeki hayatında üretkenliğe devam edebiliyor. Hem de ülkesini, milletini dış borçlardan muhafaza etmiş oluyor. İki komplikasyonu bir de engellemek lazım. E, Sayın Bakanımız da yeteri kadar vizyona geniş bir insan olduğundan Özellikle kronik hastalıkların temel sebebi olan beslenme ve hareketle ilgili böyle bir projeyi zaten gündeme getirdi. Şimdi biz de beslenmeye ve hareketle ilgili bir çalışma başlattık 2013 senesinden itibaren. Bu çalışma da standart bir insanın sabah uyandıktan akşam akşam yatıncaya kadar ki hayatını içeren bir çalışmaydı. E, neticelendirdik. Hem, bizim hem toplumumuzda hem de üniversitelerde sağlık anlayışımız bir birey hastalandıktan sonra tanı, tedavi, takip yöntemleriyle gidiyor. Özellikle toplumumuzdaki sağlıktan beklenti bu. Hastalandıktan sonra beni tedavi edecek insanlar var. Esasen sağlık anlayışının sağlam bir adam ne yaparsak hastalanmaz hı hı. yönünde değişmesi lazım. Yani bir insana her ne yaparsak bunun metabolizmasını upgrade ederiz. Bir model üste taşırız. Ta ki 40 yaşından sonra kullanması muhtemel ilaçları 50 yaşından sonra kullanmaya başlasın. Hatta 60 yaşından sonra kullanmaya başlasın. Bu durumda bir insanın ömrüne 10 sene sağlıklı bir hayat kazandırdığımız gibi Ülkedeki üretkenliğe ve yine dediğim gibi ekonomiye çok büyük faydamız olacak. Ki şu sıralar savaştayız da, aktif savaştayız yani. Şimdi şu an biz Finlandiya'da olsak, e, isimlerimiz farklı olsa, belki Müyensens, Müyensens neyse. E, ve biz bu durumda ülkemizden bahsedecek, belki de ekonomiyi bu kadar ciddiye almayabiliriz. <laughs> biz Türkiye'deyiz ve aktif savaş içerisindeyiz. Dolayısıyla ben sabah kalkan, metrobüse binen, işine giden, akşam dönen ee, mermi sıkmayan, el bombası atmayan bir adam olarak ülkeme nasıl destek olurum? İşte bu çalışan millete yük olmayarak destek olurum. Bana bakmasınlar. Ben onlara kendi bakımımı üstletmeyeyim. Kendi kendime dikkat edeyim. Ee, şu an ülkemiz için diyebiliriz ki beslenme ve hareket ulusal sorumluluktur. Bir ulusal bilinç içerisinde dikkat alınmalı. Şimdi biz de daha sonra bir doktor ekibe ve antrenörler ekibi toplandık. Nasıl olur da insan metabolizmasını upgrade edebiliriz? Hepsi insan metabolizmasını bir üste taşırız ki sağlam adam bir üst metabolizmaya çıkar ki kronik hastalıklardan kendini korur diye proje başlattık. Bir evet. Bitti şimdi elhamdülillah sonuçlandı. Evet. Hı. Proje sonuçlandı. Peki e, bu projenin başlangıcından itibaren mutlak surette destek olanlar ve köstek olanlar da vardır. Yani olmaz. <laughs> olmaz olmazlar evet. Bedbin adamlar. <gülüyor> <gülüyor> olmaz olmazlar çok. Ne zaman bir projeye başladınız veya bir yatırıma niyetlenseniz çevrenizdeki insanlar, özellikle de bu insanlar hareketli insanlardır böyle. <laughs> ee, genellikle okey masasında konuşurlar zaten. E, bu insanlar evet olmaz olmazcılar çoktu. En çok öne sürdükleri bahaneler, mazeretler e, ülkemizin kapitalist sistem yönetilmesi ve diktatörlerle devam etmesi. Şimdi e, kısaca bir şey söyleyeyim ben. Tamam mı? Para çok önemli. Evet ülkemiz kendi parasını hesaplamak zorunda. Fakat acaba e, ülkemizde ayağa kalkıp da yahu ben bu projeyi başlatıyorum destek olan var mı dediğimizde bize engel olacak bir kapitalizm ve diktatörya var mı? Ben 3-5 tane arkadaşım bir araya gelip de bir yatırım, bir iş süreci başlattığımda buna engel olabilecek mi? Çünkü kapitalizmdeki hiyerarşi bizde var mı? Şimdi biz kapitalist bir ülke değiliz. Kapitalizmle yönetilmiyoruz. Kapitalist bir yaklaşımımız da yok. Neden? Önümüz açık. Neden? En basiti standart sokaktaki bir vatandaş nasıl bunu kendisi deneyebilir? En basiti şudur. Kapitalist sistemde kişiye verilen değer onun insanlığına ve vatandaşlığına bağlı değildir. Kişiye verilen değer onun çalıştığı firmaya kazandırdığı kapital miktarıncadır. Dolayısıyla bayanların iş hayatında üretkenliği erkekler kadar olmadığından, neden? Çünkü bayanlar adet görürler, bayanlar çocuk emzirirler, bayanlar doğururlar sık sık. Dolayısıyla iki tane yaratık. Birisi bir adam, birisi de bir bayan. Bayan her her ayın bir haftası düşük tansiyona dolaşacak. <laughs> ve e, kim, kimisi emzikli oluyor, kimi hamile oluyor ve dikkati çabuk dağılabiliyor. Ve o şirkette kazandırdığı para aynı şirkette çalışan bir erkek kadar olmayacak. Öyleyse kapitalist sistemde bayanların aldığı ücret her zaman daha düşüktür. Aynı iş kolunda çalışan Bayanla adam aynı ücret almazlar. Bizim ülkemizde kadınlarla adamlar aynı maaş alıyor. Kapitalist sistemde aynı maaş almaz. %85 olur bayana. %15 üretkenliğe katkısı olmadığı için kesilir. Eğer bir ülkede kadınla adam aynı maaşı alıyorsa o ülkede kapitalizm yoktur. O ülkede sosyalizm vardır. Dolayısıyla bu sistem değmiş gibi kendimi aman efendim ben bir işe başlayacağım ama baksanıza üstümüzdeki herkes bu ülkeyi kapitalizm yönetiliyor. Benim kapitalim yoksa da de, devam edemem yanlış. Bu ülke kapitalizm yönetilmiyor. Diktatör ya da yönetilmiyor çünkü e, burada delege sistemi bile yok. Burada benim sıradan adi bir vatandaş olarak fikirlerim bir vali, bir milletvekili kadar etkili. E, ben eğer bir fikrimi ortaya koyduğumda bir sayılıyorsam vali çok zengin iş adamı en çok torpilli onun oğlu yine bir sayılıyor. Ama e, yönetim sistemleri ülkeler içerisinde varyasyon gösteriyor. Bir sayılmayabiliyor benimki. Mesela 04 sayılabiliyor. Neden? Çünkü ben karar verecek adamı seçiyorum. O benim yerime karar veriyor. Tarzında sistemler de var. Biz öyle değil. Her bir kişinin her bir kişinin kendisine has şahsi bir fikri var. Buna değer veriliyor delege sistemi olmadığı gibi. Bu durumda e, geriye bizim tembelliğimiz ve üşengeçliğimiz kalıyor. Olmaz olmaz diyen insanlar e, kendi hayatlarında e, ne zaman bir işe kalkışsalar sonucunu getiremeyen insanlar genellikle. Biraz üşengeçlikten geliyor bu. <laughs> ve tabi en de aşağısında sağlıksız beslenme ve hareketlilikten geliyor. Bunları açtığımız sürece aklına gelen projeyi bu ülkede uygulamaması için hiçbir sebep yok. Rahatlıkla proje sonuçlanır. Evet. Böylece olmaz olmaz diyenler de... Evet, insanları dikkat almamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet, dikkat almamak lazım. Projenin sonuçlanmasıyla birlikte e, olmazları evet. olurmuş Sizinmiş demek oldun. ki. Teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz Sima Hanım. Evet, e, çok güzel bir başarı öykünüz de var. <laughs> insanı e, kıskandıracak derecede demeyelim de harekete geçirecek, imrendirecek, imrendirecek <laughs> derecede bir başarı hikayeniz var. Dinlemek istiyoruz. Şimdi e, 12 sene aziz serviste e, muayene eden insanların kesiklerini diken, kalp masajı yapan, aktif çalışan doktor olarak görev verdim 12 sene. Doktor olarak hizmet verdim. Daha sonra istedim ki, e, tabii yönetimle ilgili fikirlerim de olsun. Bir yandan, tıfık fıkhı bitirdikten sonra tabii, 12 sene sonra, bir yandan artık ben ikinci bir üniversiteye yüksek lisans, e, yüksek lisans yapmak için başlayayım ve sağlık yönetimi, hastane yönetimi üzerinden uzmanlaşayım istedim. Bir yandan da sporla da bir bağlantım olsun, sporla da bir kariyer açayım istedim. Neden? Çünkü ben insan metabolizmasını bir üst seviyeye ulaştırmak istediğimizde dengeli beslenin ve gerekli hareketi yapın deyip çekilmekte samimi olmadığımı hissettim. Adeta bir Darwin hilesi yaptığımı fark ettim. Darwin hilesi nedir? Evet açalım bunu biraz. Darwin'in hilesi şudur, ee, böyle tabii çok çok ana başlıklarla konuşuyorum. Üçüncü adamdır. Ben bir tezim vardır, ee, bilim anlamında konuşuyorum, bir tezim vardır, bunun ispatını kendim gelmem de üçüncü adama bırakırım. Yani mesela, ee, esprili anlatımla, ku, e, benim tezim şu, Darwin'im ben şimdi az masçıktan, e, benim tezim şu, kurbağalar, çok koştular, çok koştular, hızlandılar ve sonra at oldular. Şimdi diğer bilim adamları bana soruyorlar, diyorlar ki bu tezinde samimi misin? Evet diyorum ben de. Kurbağalar çok koşunca at olur. O zaman ispatın ne? İspatım da var. İspatım yarı kurbağa, yarı at fosiller bulacak arkeologlar. İşte üçüncü adam. Darwin ilesi budur. Kendisi iddia eder, ispatını başkasına bırakır. Ben de insanlara metabolizmanızı bir üst seviyeye taşıyın. Beslenme ve hareketle. Bakın bunun neticesini alacaksınız. Neden? Çünkü diyetisyenler ve antrenörler bu konuda çalışıyorlar dediğimde bu hileyi yaptığımı fark ettim ben de. Eyvah <laughs> dedim. <laughs> ben de şu an insanlara Darwin hilesi yapıyorum. İspatı başkasına bakıyorum. Öyleyse madem bir tezim var o zaman bunun ispatında ben mesulüm. bir ekip kurduk doktorlardan, yerli yabancı antrenörlerden oluşan bir ekip kurduk. Bu ekiple beraber çalıştık. Esasen dünyada hali hazırda keşfedilmiş olan birçok uygulamayı, rakamları ve listeleri ülkemize taşımak ve ülkemizde de Türk halkına uygun hale getirmekti amaç. Buna dolaştık. Buna dolaştık. Ben bir yandan acil servisten yavaş yavaş Acil servis sorumluluğu ve baş ekim yardımcılığı ve baş Hekimlik diye yükselirken bir yandan da sporculuk, antrenörlük, milli sporculuk ve şampiyonluk olarak yükselmiş oldum. Evet. Dikkat milli sporcusunuz böyle. ve şampiyonluk <laughs> var bunun <laughs> e, getirisi <laughs> olan oldu. bir şampiyonluk <laughs> evet. var. Yani tabii bu şimdi bu bir dünya şampiyonluğu fakat bu benim dünyadaki en süper adam olduğumu göstermez. Bu daha çok benim nasıl söyleyeyim 40 yaş üstü kategoride beklerinin üstüne metabolizmamı taşıdığımı gösterir. Yani e, sağlık bakanlığına verdiğimiz destek olumlu sonuç verdi. Bu bunu gösterir. Benim için tatmini bu oldu yani. 40 yaşın üzerinde göstermiyorsunuz ama. Yani evet teşekkür ederim. Bunun uygulamaları var dediğim gibi. Gerçekten göstermiyorsunuz. <laughs> bunu e, bu uygulamaları lütfen e, öğrenelim biz de. <laughs> Şimdi daha sonra sonuç verdik, sonuç verdi. Ve bu neticeleri topladık biz, bir kitapta birleştirdik. Ee, kitap iki farklı heyetten geçti, doktorlar heyeti ve antrenörler heyeti. Şu an editörlerde, Giza Grup, Giza Grup yardımcı oluyor. Hı hı. Ee, editörlerden çıktıktan sonra Ocak 15, Ocak 20 gibi dağıtım'a geçecek. Ee, amacımız şuydu, kitabın ismi Bireysel Spor. Amacımız hı hı. şuydu. Ee, ben acaba çünkü ülkemizde bir farkındalık var artık. İnsanlar spor kulüplerine üye olmak istiyorlar. Yahu ben ne zamana kadar böylesine düzensiz beslenmeye, böylesine gelişi güzel yaşam stiliyle devam edeceğim. Bu işin sonu neticede kalp krizi. Bu işin sonu neticede kireçlenme veya osteoporoz kemik erimesi. Buradalar insanlar. Yavaş yavaş çevrelerindekilerinin diyabetli hastaların, şişmanların ve ee, ...obestlerin diyelim, obestlerin... ...ve tansiyon hastalığının artmakta olduğunu farkındalar. Hmm, bunu hazır ülkemizde yaygınlaşmaya başlamışken... ...şu olsun istedik. Bir adama, tamam ben sana programını yazdım... ...al bunu uygula demek yerine... ...program nasıl yazılır? Mesela diyet gidip de... ...bak 30 gram kıyma, 300 gram şurada yazıp da vermek yerine... ...ben nasıl kendi diyetimi işte hanımın, çocuğun ya da yan komşunun diyetini yazabilirim haline getirmek istedik. Çok basit bir iki rakamla lise seviyesindeki herhangi bir insanın hesaplayabileceği e, kriter dedim. Hesaplayabileceği seviyede bunu yapılandırdık. Ondan sonra bir kitapla topladık. Umarım umarım bütün ülkede hazır bu farkındalık başlamışken bütün ülkeye büyük bir faydası olacak. Benim tahminim, benim tahminim şu an ülkemizde devlet hastanelerinde senede 240 milyon muayene yapılıyor. Senede 240 milyon muayene. Şimdi biz 80 milyon desek yuvarlak rakamlarla bütün ülke 3 kez devlet hastanelerinden geçiyor demek her sene. Evet. <laughs> Bu 240 milyon muayene hem bizim sağlıksızlaştığımızı ki emay rastlama yaşı Kalp krizi rastlamaya yaşıyor. Şu an 40'ın altına düştü. 38 Türkiye'de. 32 yaşında bir insan artık MI riskinde Türkiye'de. E, kalp krizi riskinde. Biz sağlıksızlaşmakla beraber yavaş yavaş içinde yaşadığımız ülkenin ekonomisine de zarar verdiğimizi, maaşlarımızın düşme tehlikesi, daha da düşme tehlikesi, dış ticaretin eksilme tehlikesi, azalma tehlikesini karşı karşıya olduğumuzu hatırlatacağız. 240 milyon muayeneyi olabildiği kadar 200 milyon muayeneye doğru azaltmamız gerekiyor. Bu nasıl mümkün? Bu hastaneye gitmeyerek tabii ki mümkün değil. <laughs> bu sağlam insanların hayat seviyelerini, hayat kalitelerini, metabolizmalarını upgrade etmekte, bir üst seviyeye çıkarmakla mümkün. İnşallah bu kitapta bu hesapları verdik. Ve 15-20 Ocak'tan sonra bu kitaba hepimiz evet, sahip daha, olabileceğiz. Hepimiz Evet, bireysel spor ismi. Bireysel spor evet. isimli evet. kitaba hepimiz sahip evet. olabileceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Gerçekten hem çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle, hem de çok keyifli bir sohbet oldu. İzleyicilerimiz ve ben gerçekten çok keyif aldım. Teşekkür ediyoruz katılımınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Ben sefa buldum. Evet sevgili işkolik izleyicileri Silivri Cezaevi Başhekimi Sayın Abdullah Keskin'i ağırladık. Hoşçakalın.